yaklaşık bir 10 senedir bu işlerle uğraşıyorum. Çilek, seracılık, tarla, dış bahçesi olarak bu çiftçiliklerle biz uğraşıyoruz eşimle birlikte. Ne 10 kadar senedir evliyiz. Beraber üretiyoruz. Çilekle ilgili püf noktalar verelim üreticilerimize. Verelim. Getirisini, giderini, götürüsünü konuşalım. Bebek gibi. İlgilenmesi aynı bebek. Evet. Toplamazsan çürür, bakmazsan ölür. Merhaba değerli izleyiciler, Maksat Üretmek programına hoş geldiniz. Manisa, Demirci, Yeşilova mahallesindeyiz. Yanımızda çok değerli bir kardeşimiz Fatma Hanım var. Kendisi iyi bir çiftçi, genç bir çiftçi. Kendisinden hem seralarıyla ilgili bilgiler alacağız hem de gördüğünüz üzere çilekle ilgili bilgiler alacağız. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Sizi Manisa, bir tanıyalım. Tabii. Manisa, Demirci, Yeşilova köyünde oturuyorum ben de. Yaklaşık bir 10 senedir bu işlerle uğraşıyorum. Çilek, seracılık, tarla, dış bahçesi olarak. Maşallah. Bu çiftçiliklerle biz uğraşıyoruz eşimle birlikte. 10 ne senedir evliyiz. Beraber üretiyoruz. Çok güzel. Değerli izleyicilerimiz, genç bir kardeşimiz eşiyle burada mücadele ediyor. Hem çilekten hem seralardan 10 yıllık bir tecrübeyi size aktaracağız. Öncelikle içinde bulunduğumuz çilekten başlayalım. Çilek hepimizin de çok sevdiği. Çocukların özellikle sevdiği ama alerjisi olanlar var. Tabii o ayrı mesele. Dikkatli bir şekilde yapmalar, tüketmeler lazım. Fatma Hanım, şimdi bulunduğumuz alan kaç dekar? Burası 5 dönümlük. 5 dönümlük bir alan. Çilekle ilgili püf noktalar verelim üreticilerimize. Verelim. Getirisini, giderini, götürüsünü konuşalım. Şimdi ilk olarak şuradan başlayalım. Değerli izleyicilerimiz, burası bu yıl dikilmedi. Evet. Onu ben biliyorum ama İlk dikim anından itibaren değerli izleyicilerimize anlatalım. Tabii. Fatma Hanım, sizden dinleyelim. Buyurun. Burası 2 sene oldu dikileli. Bu sene, geçen sene az aldık. Bu sene inşallah daha çok bir verim bekliyoruz. Çileğimizin cinsi Albion. Yarısı da Svident cinsinden. Evet. Bebek gibi. İlgilenmesi aynı bebek. Evet. Toplamazsan çürür, bakmazsan ölür. Yani aynen öyle. Sulaman çok önemli. Rakım... Yani örtmen, üstünü örtmen lazım mesela, şey yapman lazım ama biz o kadar hani profesyonelce değiliz. Amatör de değiliz. Profesyonelce doğru gidiyoruz. Gidiyoruz aynı. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben şöyle söyleyeceğim. Şimdi yeri çilek yapmadan önce buraya çilek yapma kararını aldınız. Yeri bir hazırlayacağız. Burada evet. Ne yaptık? Ben de çilek diyeyim ki sizi izleyen bir vatandaşım. Çilek aynen. Yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım? İşte sizi izleyip yapacağım. İlk önce burayı sürdük eşimle birlikte. Evet. Sürdükten sonra daha sonra bir çapa makinesinde tekrar otları ölsün diye bir otunu öldürdük. Daha sonra hayvan tersini yaydık. Sonra daha sonra karıklarını yaptık. Makinemiz var öyle. Damlama borusunu, malç naylonunu çektik. Ağustos sonu, Ekim, yani Eylül başı gibi de fidanlarımızı diktik. Daha sonra işte can suyunu verdik. Tabii bir kış dönemi girdi. Otunu tekrar temizledik. Şimdi üst otunu temizledik. Bir de arasındaki o kuru otları temizleme aşamasındayız. Bu malç naylonların arasından değerli izleyicilerimiz, tabii 2 yıl oldu ama aynen. Her ne kadar da olsa malç da çeksek burada güneşi gören boşluklardan aynen. Ot çıkıyor. Bunları Fatma Hanım eşi geliyor veya işte var. İşçilerinizle beraber geliyorlar. Temizliğini yapıyorlar. Aynen. Üst temizliği yapıldıktan sonra zaten belli. Altı atmışsınız bu temizliği. Aynen. Buradan dışa. Buradan da dışarıya temizledim. Artık buralar tertemiz olacak. Olacak. Özellikle böyle çekim yapmamız da güzel oldu. Üreticilerimiz hani aşama aşama yapılan izleyicilerimize, üreticilerimiz yapmış oldu, sizden yapmış oldu aşama aşama işlemleri de görmüş olacak. Peki bu aşamada damlama borularını çektik. Aynen. Burada sulamayı nasıl ayarlıyorsunuz? Çok ilaç atılıyor mu? Gübresini nasıl ayarlıyorsunuz aynen. Fatma Hanım? Çok onlar aşırı da... bir gübre çilek istemez. İsterse zaten bir solucan organik gübrelerimizden oluyor. Onları kullanıyoruz biz. Daha sonrasında işte zararlı atıyorum trips olur, kırmızı örümcek olur. Ne bileyim daha sonra hani kurt olur dibinde. O şekilde ilaçlama atıyoruz. Daha çok böyle gübreyi seven bir şey değil bu. Bu havayı çok sever. İklimi, hava, aynen iklimi çok sever. Seviyor. Evet. Bizim... Kolları çok uzuyor mu? Geçen sene biraz daha küçüktü. Belki gelişim aynen. Ona göre uzuyor. Sene... Çok aşağı inmiyor. Meyveyi zaten biz buradan topluyoruz. Evet. Bak şu anda görüyorsunuz. Eteklerden aynen topluyorsunuz. Eteklerinden topluyoruz. Çiçek başlamış. Çiçek başladı. Sezonumuz evet, başlıyor. İnşallah. Nasip olursa 20-25 güne çileğimizi alırız buradan. Burada ben hem değerli izleyicilerimize küçük bir bilgi vereyim hem de sizi destekler nitelikte. Değerli izleyicilerimiz, malç olması çok iyi. Açık alanda da olsa
Çünkü birçok otu bastırıyor. Sadece tek tük otları şey yapıyor. Otu bastırmak hastalığı da zararlıyı da azaltıyor. Bu da bir kültürel önlem oluyor. Aynen. Hazır bitkinin kökü sıcakta kalıyor. Sulamayla beraber nemini kaybetmiyor. Ve bitki sürekli gelişimine devam ediyor. Zaten püf noktayı söyledi Fatma Hanım, değerli izleyiciler. İlk sahanın hazırlandığı esnada yanmış hayvan gübresiyle bütün sahanın taranıp teraslama dediğimiz yani karıklama kısmını çok rahat yaptıkları için azot miktarını, evet, toprağın ihtiyacı olan organik madde miktarını aslında eklemiş olduk. Çilekte ihtiyaç duyuldukça damlamadan, gerekli gördükçe de sıvı solucan gübresi ilavesi, evet, yapıyor. Aynen. Bu geçen sene bu alandan ne kadar topladık Fatma Hanım? İşte bir dönümden yaklaşık 2-2,5 ton yani oldu. Burası ya 2,5 dönüm. 2,5 dönüm. Aynen. 2,5 dönümden 2,5 ton aldık. Çok güzel. Bereket versin. Bu sene 5 dönüme çıktı. Aynen. Biliyorsunuz çilek ilk yılın biraz verimi düşüktür. Düşük olur. Sonraki sene çok, aynen, olur. Bu sene hedef Allah tabii inşallah bir aksilik, aynen, vermezse, don dolu afet. Aynen, vermezse. Kaç kilo çilek alırız bu maç seralarından? 5-6 ton alırız. 5-6 ton maşallah. Alırız, kesin alırız. Çok güzel. Nasıl satıyoruz? Onu da sorayım arada. Toplam ve perakende olarak satıyoruz. Toplam ve perakende. Genelde çoğunu biz pazarcıyız. Pazarda kendi çapımızda satıyoruz. Kendinde çıkıyor mu pazara? Tabii. Yani hem üretiyoruz. Hem satıyoruz. Hem satıyoruz. Aynen. Güzel tarafı da bu. En azından sıkıntı olmuyor. Zaten sizin gibi genç çiftçileri görünce ben mutlu olurum. Özellikle siz kardeşlerimizin, annelerimizin, ablalarımızın gerçekten bizim sofralarımıza gelen her ürünü, Anadolu'nun her kesiminde elinin emeğini biz görüyoruz, hissediyoruz. İnşallah Allah emeklerinizi zayi etmez. Ben de İnşallah. Özellikle sizin gibi kardeşlerimizin, genç çiftçilerimizin, bayan girişimci kardeşlerimize, ablalarımıza da örnek olacağını düşünüyorum. Çilekte başka bizi zorlayan, üretimde zorlayan ne gibi sorunlar var? İlk yatırım maliyeti nedir? Yani fide masrafları nelerdir? Bunları da üreticilerimiz, aynen, merak ediyor. Getirisi nedir? Kaça, aynen, sattık? Bunların bilgisini de vermek çilekte istiyorum. Çilekte ilk sene topladığın parayı gömeceksin buraya. Yani ilk topladığın, yani o sene aldığın parayı ilk önce bir yatıracaksın. 3 sene sürüyor bunu. Evet. Ha, ikinci sene kara dönüyor bu. Şimdi bir de çok pahalı. İlk dikimi yaptıktan sonra, aynen, birinci yılın masrafını ona ayıracaksın. Ayıracaksın. Bu senekinin masrafıyla karımızı olacak, aynen, ve 3. yılda biraz tekrardan dikmek istersen onu da ona yatıracağım. Peki bunu 1-2-3 sene toplayabiliyor muyuz? 2 yıl mı topluyoruz? 2 sene çok düzenli topluyorsun. 3. sene o kadar biraz değil. Daha biraz siz daha azalıyor. 3. sene bozuyor musunuz? Biz 3. sene bozuyoruz. Yani evet. 3. yıl toplamıyorsunuz. Hayır. 1. yıl değerli izleyicilerimiz ilk ürünü alıp masrafa ayırıyoruz. Aynen. Yani o senenin masrafına 2. yıl elde etmiş. Yani bu sene yaklaşık 6-7 ton gibi gelecek olan artık bu seneki ve geçen seneki yapmış olduğu masrafların ne yapıyor? Karşılamış oluyor. Kaçı satmıştık geçen sene? Geçen bu sene biraz pahalı. 10'a bu verdik. Sene ne kadar? Daha sezon açılmadı ama yani bir 15'ten aşağı olmaması lazım. Ben pazarda şu anda çileği söyleyeyim açıkçası 25 lira gördüm. Biz de biraz daha çıktı mı? Yani bollaştık. Bollaştı mı? En aşağı 15-20 arası diyeyim yani. O civarda yani olur. İyi bir rakama satacağız. Aynen, iyi bir olur. 6-7 ton olur. Kaldırsak 100-120 bin lira bir para. Ama tabii getiri var. Getiri 120 var. Bin lira var. Var da. Ama giderleri de konuşalım. O ayrı mesele. Giderimiz de çok. Aynen. Bir çilek fidesi bu alanda 5 dönümlük alana kaç tane çilek fidesi diktik? Dönüme 5 bin fidan gidiyor. Dönüme 5 bin fidan. 5 dönüme 20 bin, aynen, fidan diktiniz. Ne tanesi kadar? 1,5 tane. Geçen seneden ama. Sene. Bu sene. Aynen. Bilmiyoruz. Dikeceğiz. Dikeceğiz. Aynen. 4 TL ben söyleyeyim. Aynen. 4 TL. 4 TL. Geçen seneki 1,5 liran yani 20 bin fidanı iyi ki dikmişsiniz. Ama önümüzdeki, aynen, yıl 20 bin tane fidanı 4 TL, 3 TL'den alacaksınız. Çok zor. Aynen. Zor. Belki daha da düşük alabilirsiniz. Yani net o konuda yani böyle kesin konuşmayayım. Aynen. Domates, biber fideleri 4 lira olduğunu zor biliyorum. Belki bana çilek hani 1 lira olsun, 2 lira olsun. Önemli değil. Geçen sene kaç demiştiniz? 1,5? 1,250 ya da 1,300 olması lazım. 1,30 o zaman kesin 2,5 liraya değerli, aynen, izleyicilerimiz. Bu sene olmuştur yani. 20 bin fidan 120 bin lira kazandık ama 50 bin lirayı hemen fideye verdik. Naylonları bozuyor muyuz? Bozuyoruz. Tekrar sürüyoruz, harmanlıyoruz. Tabii canım. Tekrar baştan. Sil baştan. Sil baştan. O zaman geçen seneki kazançla belki kar ettik ama bu sene 120 bin lira maliyetler aldık. Çok birazcık olur. Alan da büyüdü geçen seneye rağmen. Büyüdü. Hadi 150 bin lira kazanalım.
Ama 100 bin liraya yakın masrafı maalesef vereceğiz. Aynen. Seralarında var Fatma Hanım. Seralarında da büyük masraflar var. Tabii ki üreticilerimiz geliri merak ediyor ama gideri de bilsinler istiyoruz. Evet. Üretirken her şey karşıdan bakınca kolay gibi geliyor. Ama içindeki mücadeleyi aynı ilk cümlenizdeki gibi bir bebek gibi bakarsanız yaşatırsınız, bakmazsanız aynen, öldürürsünüz. Aynen. Bu da kaliteli meyve yapmak istiyorsanız mücadeleyi içinde sürekli yapmak zorundasınız. Fatma Hanım, başka çilekle ilgili sizi zorlayan, en çok işte sıkıntıya düşüren üretim esnasında üreticilerimize söylemeniz gereken neler var? Onları da öğrenelim. Çilek zaten Mayıs ayı gibi başlıyor. Mayıs ayı da yağmurlu geçiyor. Evet. İlk böyle çok aldığımız mevsim bizim Mayıs'la Haziran. Evet. O da yağmurlu olduğu zaman bu meyve çürüyor. Biraz fungal hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ne oluyor? Mildi oluyor. Evet. Havalandırma olmuyor. Çilek bu kadar kalmıyor. Bunlar arası komple duruyor. Bir de dış naylon görülmüyor mesela. Evet. Yağmur oldu. Yağmur geçiş alanındayız zaten biz de. Tam yağmur mevsiminde çok aşırı bir çilek toparlayamıyoruz. Orada bir verimde azalıyor. Aynen. Daha sonra da tabii sıcak çöküyor. Ne oluyor? Bu sefer de çilek çiçeklerini koparıyor, olmuyor. Yani gene stres, bir azalma oluyor, strese dönüyor. Evet. Bu 7 veren cinsi bir çilek zaten. Biz bunu 7 ay topluyoruz. Mayıs'ta başlıyoruz. Kasım'a kadar hava şartları. Bu 7 aylık süre içerisinde totalde 5 ton. Tabii canım, aynen bir anda değil. Değerli izleyicilerim, 7 ayda toplanan, yani bu alanda toplanan 7 ton, ama sorun açıkta, tabii seralarda da yapılıyor ama bu açık alanda yapıldı. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi yağmurun ciddi anlamda açıkta olduğu için tehlikesi var. Tabii yağmurlarımız yağsın, onu istiyoruz, o ayrı mesele. Ama çileğin aşırı yağış alan bölgelerde biraz örtü altına alınmasını da tavsiye ediyoruz. Ama geçiş bölgesi tabii ara ara yağmurdan etkilenecek. Evet. Ama buna rağmen 7 veren cinsi olduğu için Albion Svident çeşidi bu periyotta birazcık morali düzeltiyor. Düzeltiyor, aynen. Yani biraz ilk dönemde azalma olsa da sonraki aşamalarda çok hızlı bir şekilde dönüyor. Toplama işleminde hangi aralıklarla topluyorsunuz? Mesela bugün geldiniz, topladınız. Bir dahaki derimi ne zaman yapıyorsunuz? Güneş ışığı. Yani iki günde bir toplanıyor. İki günde bir topluyorsunuz. Ha, bu ne zaman? Mesela Mayıs'ta Ağustos'a kadar bir o arada toplanıyor. Daha sonra artık haftaya düşüyor. Tabii havalar serinliyor. Havalar serinliyor birazcık. Kızarması biraz daha gecikiyor. Gecikiyor. Geciktiği için de haftada bir güne düşürüyoruz. Bir güne düşürüyor. Ama ilk olduklarında iki günde bir toplanıyor. Toplama da çok önemli değil mi? Çok önemli. Toplamada nelere dikkat etmeniz lazım? Bir, saplı koparacaksın çileği. Evet. Pazarda dayanması için. İki, kovaya koyarken ceviz gibi, elma gibi değil de çok nazik bir şekilde koyacaksın. Ezilmemesi aynı şekilde için. Kasaya da öyle. Tabii işçilere bunu ya biri yapıyor, biri yapmıyor. Pazarda tekrar ayıkla, tekrar sat, tekrar koy derken yani yaklaşık 3-4 defa elinden geçiyor bu çilek. Bu alanda şimdi toplama yaptık diyelim ki, sabah geldik. Bir anda girdiğimizde tam hasat zamanında ne kadar toplayabiliyoruz bir günde? Bir günde bir 500 kilo falan topluyoruz. 500 kilo topluyoruz. 4-5 kişi rahat olmanız lazım. Topluyoruz. Çünkü çilek toplaması kolay değil. Yani değil, sürekli eğiliyorsunuz. Ve sürekli kovaya nazik yapıyorsunuz. Kasalara sonunu diziyorsunuz. Paketleme servisi de çok önemli çileğin. Albenisi güzel. Bu açıdan da hani üreticiler, biz tüketiciler de gördüğümüzde seviyoruz, o ambalaj sistemi de çok önemli. Pazarlamada bu önemli çünkü. Aynen, kase tipi. Değerli izleyicim, genç bir çiftçi Fatma Hanım çilekle ilgili bize güzel bilgiler verdi ama ilk başta seralarım var dedi. Seraları da var. Çok güzel de seraları var. Seralarda neler yapıyor? Çünkü seralarda da çekime devam edeceğiz. Ve seralardan da bilgi almak istiyorum. Yaptığı işlemleri size göstermek istiyorum. Neler yapıyor seralarımızın? Domates var. Domates var. Biber, patlıcan var. Salatalık var. Şu aşamada kaç dönüm seran var? Yaklaşık 2,5 dönüm var. 2,5 dönüm. Dikim yaptın mı? Hazırladın mı bağırlık? Aynen. Yani yazlık dikimleri yaptın. Aynen, her şu şey an seraların temiz, güzel, temiz, muntazam. Hazır. Her şekilde aynen, hazır. O zaman çekimimize seralarda devam edelim devam mi? Edelim. Çilekle ilgili artık hemen hemen yüzeysel bize söylemen gerekenleri söyledim. Çilek yapsınlar, yapmak isteyenler yapsınlar. Aynen, kesinlikle. Ben de hani pek böyle şeye bakmadım. Eşim yapalım diyordu. Biz bunu ilk yaptığımızda zaten 1,5 dönüm falan yaptık. O da ne oldu? Pazarda çeşit olsun. Hani bu işi yapıyoruz, seracılık yapıyoruz. Yanına bir şey daha koyalım.
çeşidimiz bol olsun diye yaptık. İlk seracılıkla başladınız zaten. İlk seracılığımız vardı. Bunu sonra ek gelir yapalım sonra diye yaptınız. Sonra ek gelir yapalım diye yaptık. Ama bu biraz sanki ek gelirden... Daha sonra tam seracılığı da geçti. Seracılığı da geçmiş. Daha çoktu. Orası bozuldu. Bir 5-6 dönüm diktik biz ilk başta bir anda. Orayı bozduk. Dedik biz bunu vazgeçemeyiz. Tekrar dikelim. 2 dönüm diktik. Peki şimdi gene dağda, çoğaltacağız. Dağda çoğaltacağız, yani 10 Allah. Dönüm 20 dönüm yapsanız aşırı değil üstüne ama. Üstüne hakkından gelmek tabii üstesinden gelebilmek önemli. Yani 5 dönümden rahatlıkla mücadele edebiliyorsunuz ama 10 dönüme çıkarıp ben bunun üstesinden gelebilirim diyorsanız bence devam edin. Üstesinden gelinir ama pazarı yok. Var ama diğerlere başka bir yerlere götürmek zorunda. Yani kısa bir sezonun içerisinde. Kısa bir sürece aynen o kadar satılan bir şey değil yani meyve ama. Daha sonrası meyvelerde çıktıktan sonra tabii biraz daha bunun düşüyor. Tabii kiraz çıkıyor, armut aynen. Çıkıyor, elması çıkıyor vesaire derken tabii sebze, karpuzu çıkıyor, kavunu çıkıyor. Tabii hepsinde bir denge var, hepsinin bir sezonu var ama yapabilmek önemli, mücadele edebilmek önemli, örnek olmalı. Güzel bir getirisi var değerli izleyicilerimiz. Her şey açık ortada. Mücadele edeceksiniz, otunu toplayacaksınız, gerekli gübresini vereceksiniz. Geri geldiğinde uygun dozlarda işte mantar ilacını vesairesini, işte trips ilacını vesairesini vereceksiniz ama temizlik çok önemli. Yani. Onu zaten Fatma'nın bilincinde ve seraları kaymak gibi olacak. Karşıdan baktığınızda artık bu temizlik bittiğinde burası muntazam. Evet. Karşıdan kırmızı güzel görselleri olan çilekler olacak. İnşallah bir dahaki çekimde de hasat zamanında bir çekim de gerçekleştiririz ve o görüntü de çok güzel. Yani çok güzel. Kırmızı insan kırmızı. Geliyor buraya fotoğraf çekilmek fotoğraf için. Çekilmek için görselliği de var. Görselliği Fatma Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çilekle ilgili bilgiler verdiniz. Şimdi serada da sizden güzel bilgiler alalım ve çekimimize değerli izleyicilerimiz orada devam edelim. Değerli izleyicilerimiz Fatma Hanım'la çilek konuştuk. Şimdi de gerçekten çok güzel bir serası var Fatma Hanım'ın. 2 dönüm. Serasına geldik. Bir kısmında biber. Şöyle göstereyim. Bir kısmında biber, bir kısmında patlıcan var. Burada yaptığı işlemler hakkında da çok güzel bilgiler alacağız. Öncelikle eline, emeğine sağlık. Temiz bir sera, güzel bir sera. Mücadeleye devam. Fatma Hanım, burada yapılan işlemler hakkında da bilgiler alalım. Aynı burası da sürülüyor. Bir çapa makinesinde geçiliyor. Arkasından otu bitiyor. Tekrar bir daha geçmek zorunda. Çünkü ot çok bitiyor burada. Evet. Yani küçük ama otu çok oluyor. Daha sonrasında hani karıklarımızı yaptık. Damlamamızı, malç naylonumuzu çektik. Daha sonrasında dikim aşaması olduk. Bir yaklaşık 10 gün ancak oldu daha bunları dikeli. Yaklaşık 10 gün. Nisan'ın 10 gün. Başında. Aynen Nisan'ın. Haziran'ın ilk haftasında alırız. Allah nasip etsin. İnşallah. Hangi tür patlıcan? Topak mı, uzun mu? Biz iki çeşit dikiyoruz. Bir topak, bir de uzun dikiyoruz. Beraber. Anamur cinsi. Anamur cinsi. Aynen. Biz memnunuz ondan. Pazarda satışı var. Aynen ondan. Hem dayanıklı oluyor. Ne kadar patlıcan diktiniz buraya? Toplam 750 diktik. 750 de biberimiz diktik. O 1500 tane. Burası 500 metrekare var mı? Aynen sarı? Var. 500 metrekare. Var. Değerli izleyicilerimiz 1500 tane biber ve patlıcanımız var. Biber de acı tatlı. O tatlı. Tamamen tatlı. Tatlı uzun biber. Ve hem topak hem uzun patlıcanlarımız var. Yine aynı şekilde maaşlama, damlama naylonu, temizliğimizi yaptık. Beyaz örtümüz de soğuktan korumak için, buralarda ısıtma olmadığı için seraların üzerinde ne yapıyoruz? Sıkıntı olursa, eksiğe düştüğü zaman örtüyoruz ve korunaklı bir hale getiriyoruz ısıtma olmadığı için. Aynen. Tabii bu da bir 5-10 gün sonra, 20 gün sonra havalar ısınca ortadan kaldıracağız. Şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi patlıcanı diktik. 10-15 gün bu halde. Bundan sonraki süreçte ne yapıyoruz? Bunu biraz beklememiz lazım. Bu gübresini vereceğiz. Ne bileyim atıyorum solucan gübresi veriyoruz biz buna. Damlamadan. Damlamadan. Evet. Daha sonra da kendimiz yapıyoruz gübrelerimize. Evet. Isırgan otundan. Çok yapıyoruz. Güzel. Isırgan otundan nasıl gübre yapıyoruz? Onu öğrenebilir miyim? Tabii ısırgan otları daha çok büyük yapraklı olanları var onların böyle. Evet. Onları bir bidon, kapalı bidonun içine atıyoruz. Evet. 15 gün bekliyoruz. En aşağı 15 gün. Yani daha bunu bir ay bekleyebilirsin, 3 ay bekleyebilirsin. Bu bildiğin azot. Evet. Gübre niyetine veriyoruz onu biz. Hem damlamadan hem üstten. Hem insektisit hem gübre görevi görüyor değil mi? Ne oluyor? Yaprak yapıyor. Yaprak yaptıkça daha çok meyveye dönüyor. Daha çok büyütüyor. Daha çok organiğe dönük yapıyoruz zaten biz bunu. Çok güzel. Değerli izleyicilerimiz Fatma Hanım işin bilincinde ısırgan otunu çok kişi soruyor bize. Evet. Küçük de bir tarifini aldık. 100 litrelik bir bidona. Aynen. Yarısına kadar su koyup.
Yarısı üzerine ısırgan otunu, ısırgan otunu yarısına kadar koyup üzerine suyu doldurup 15-20 gün bekliyorsunuz. Ben biliyorum, Fatma Hanım da biliyor ama bilmeyenler için tekrar etmiş olalım. O 10 günlük süreç içerisinde sürekli güneşe bırakıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. İnanın çok pis kokuyor. Çok aşırı derecede pis kokan bir şey. Affınıza sığınarak söylüyorum. Ama müthiş bir azot kaynağı söylediğiniz gibi ve müthiş bir insektisit. İşte hem damlamadan hem yapraktan düzenli olarak verirseniz alın size organik bir gübre ve bir nevi de bazı böcek gruplarında baskılıyor. Şöyle bir şey. Buyurun. 15 gün önce atarsan ilaç. 15 gün sonra atarsan gübre. Gübre. Aynen 15 öyle. Gün önce atarsan da bu bağsıra, beyaz sinek bunlara çok iyi geliyor. Beyaz sinek dediğinizde çok karşılıyoruz mu beyaz sinek? Biberde. Biberde. Patlıcan o kadar değil. Yani bağsıra dediğimiz anladım. Beyaz yaprak sinek, bitleri, pirelerini yapmış olduğu şeyler. O bağsıra fimajin oluyor aslında o tatlımsı madde. Onun da mücadelesini zaten yapıyorsunuz. Külleme. Külleme. Patlıcanda çok karşılaştığımız, biberde pek görmesek biberde de. Biberde o kadar olmuyor. Patlıcanda külleme. Bunlarla ilgili gülleci bulamacı yapıyoruz. Onu da yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Kireç ve kükürtü kaynatıyoruz. Evet çok güzel. O da çok büyük pis kokusu var. Ama çok doğa. Da faydası var. Ekonomik olarak da değerli izleyicilerimiz. Yani şu dönemde özellikle gerçekten ciddi anlamda ilaçların ve gübrelerin pahalı olduğu dönemde seracılıkta böyle küçük iki dönümde olsa bir üç dönümde olsa seralarda yetecek kadar ısırgan otu ve gülleci bulamacı yapmanızda bence fayda var. Bu çok iyi. Ekonomik anlamda size dönem. Gerçekten işe yarıyor. Bizler de kullanıyoruz. İşe yarıyor. Görüyoruz. Patlıcanda daha sonraki yapacağımız işler, işte külleme ise mücadelesini yaptık, gülleci bulamacını attık, ısırgan otunu sürekli döndürüyoruz. Hasat süresince sürekli uyguluyoruz. Fidelerimiz büyümeye başladı. Ne yapacağız? Bunun alt yapraklarını, şu gördüğünüz şeylerse de meyve olmayacak. Evet. İlk başta buraya kadar gelecek bu, bunun alttaki yapraklarını sıyıracağız. Gövdeyi çıkaracağız. Aynen, budama işlemi zaten onun o. Evet. Daha sonra da ipe atacağız. İpi alıyoruz. Şöyle dolayarak. Dolayarak devam edeceğiz. Askıyı aldık. İpi yaptıktan sonra zaten oraya klipslerimiz var bizim. Geçiriyoruz. Klipsle geçiriyoruz. Gövdeyi kıstırmıyor. Ben boy oluyor. İçinden geçemiyoruz. Ve oradan da taze sebzelerimizi koparıyoruz. Siyasi. Organik, doğal, mis gibi şey yapıyoruz. Burada beyaz sinekten bahsettik. Beyaz sinek benim her zaman şeydir, seracılıktaki en büyük tehdittir, virüs taşıyıcısıdır, kaynağıdır. Beyaz sinekle mücadelede nasıl bir mücadele yapıyoruz? Bana da dediğim gibi attığımız ilk ısırgan önce ısırgan atıyoruz. Evet. Olmazsa burç. Burç. O ne? Onu anlatayım. Onu da anlatayım. Bu armutlarda olur daha çok. Evet biliyorum. Öksü otu aslında. Aynen öksü otu. Burç deriz bizim burada. Evet. Onun da aynı bidonlarımızda var böyle kapaklı. Atıyoruz içine. Onu bir ay bekletiyoruz. Bir ay. Evet. Ona hem damlamadan veriyoruz. Yani alttaki kurtları kessin diye. Kurt kesmesi olmasın diye. Hem de üstten veriyoruz. Beyaz kurt kesmesi karşı. Dana burnu değil mi? Aynen. Dana burnu. Değerli izleyicilerimiz, burç dediğimiz öksü otu. Yani yarı parazit bir bitki. Evet. Doğadaki ağaçlarda şu dönemde daha fazla görüyorum. Dağda bayırda gezerken, badem bahçelerinde falan da karşılaşıyorum meyve bahçelerinde. Toplayıp ilaç yapıyorsunuz. Alın size bedava ilaç. Evet. Fatma Hanım'dan da tavsiyesini aldınız. Üreticinin size söylemesi, benden ziyade bir üreticinin bunu kullanıp fayda gördüğünü söylemesi bizim için önemli. Bakın toprak altındaki zararlı olan dana burnu gibi veya buna benzer zararların, toprak altı zararlarını önlüyor. Artı beyaz sineğe karşı da etkili olduğunu keza görüyoruz. Tabii ilave bazı ilaçlar atılıyordur, onu tartışmıyorum ama bitkiler üzerinden hazırlanarak yapılan ilaçların da buradaki zararlara da faydası oluyor. Baskılıyor en azından. Aynen. Şeylerden kullanıyor musunuz Fatma Hanım? Sarı yapışkan tuzaklar var, feromon tuzaklar var. Bunu genelde biz domateste kullanıyoruz. Domateste en çok karşılaştığın tuta. Çünkü coğrafyayı dolaşırken en çok tuta ile ilgili. Tuta da o yapışkan tuzağı mümkün mertebede seranızın her noktasına doldurun. Biz asıyoruz genelde. Ama sık asın, biraz daha sık asın. Mesela bir arayla asıyorum onları, ip atıyorum. Yapışkanı sürüyorum. Sürüyorsunuz. Faydasını da görüyorum. Görüyorsun. Görüyorum. Tabii kelebek tuta larvayı bırakmadan önce yakalarsak mücadele yapmış oluruz. Kolay kolay ilaçlı mücadelesi yok ama ısırganla öksü otunun kelebek üzerinde biraz etkisi oluyordur gibime geliyor. Oluyordur. Kaçırıyordur yani. Ay, tabii canım. Çünkü öldürüyor diyemeyiz ama uzaklaştırma onun kokusundan rahatsız olunca uzaklaştırma oluyordur.
Biberde de yine patlıcandaki gibi ask işlemini alıyoruz. Ask işlemi diyorum. Onları yandan da destekliyoruz. Tabii bunlar arasında gelişme periyodu nasıl? Yani bu erken mi geliyor, bu mu erken geliyor? Patlıcan erken geliyor. Daha boya gidiyor. Aynen. Kökü daha hızlı atıyor. Kökü daha hızlı gidiyor. Evet. Biber biraz daha nazik. Onu dediğim gibi. Çökerten oluyor mu? Sarada onu yaklaşamıyoruz. Hani hiç yapmadık hiç. Karşılaşmadık. Domateste oluyor. Biberde sarada olmuyor. Domateste de ısırgan otunu kullanıp çökertene karşı onu da belki hani gübre bakımından faydası var. Fungal bir hastalık olduğu için çok etkisi olmayabilir ama biberde çökerten veya domateste çökertene karşı da biraz daha böyle onun önleyici ilaçlarını damlamadan verebiliriz. Evet. Değerli izleyicilerimiz, biberlerimiz burada. Biberlerimiz de ne zaman başlayacağız inşallah toplamaya? Bunda Mayıs sonu. Yani yaklaşık bir 20-25 gün onlar da olur. Çünkü zaten çiçek hazır dönemindeler. Çiçekten daha sonra biz onlara bir ip alacağız. İpten biraz daha büyüdükten sonra yani şu kadar olduklarında yandan da böyle ip çekiyoruz. Yani hem yukarı gitmesini sağlıyoruz hem devrilmemesini sağlıyoruz. Yani gövdedeki biberler sağa sola şey yapınca destek ipi çekiyoruz. Ortalama şöyle soracağım. Üreticilerimiz bunu merak ediyor. Şurada 500 metrekare serada yaklaşık 250 metrekaresinde 750 patlıcan var. Aynen. Buradan ne kadar patlıcan topluyor Fatma Hanım? Bütün sezonu söyleyeyim bir ton. Biber? Aynen onu da öyle. Bir ton biber. Buradan toplam 500 metrekareden 2 ton. Değerli izleyiciler 500 metrekare 2 ton ürün. Patlıcanın fiyatını 5 liraya satsak. Evet. Yani bir ton 5 bin lira. Aynen. Biber de 5 liraya sattığımızı farz ediyorum. Buradan da bir 5 bin lira aldık. 10 bin TL 500 metrekare seradan bir getirisi var. Evet. Ve genellikle de tertemiz ve çok az bir masrafla. İlk başta belki malç naylonu vesaire masrafı oluyor ama fide masrafı nasıl bu ara onu söyleyeyim. Bu sene maliyetler de biliyorsunuz zaten. Ama bu sene biberi de 5'e satmayız. Patlıcanı 5'e satmayız. İnşallah. Yani biraz İnşallah. Maliyetlere göre daha fazla satılır gibi geliyor. Biberler bu sene çok pahalı. Ben hani dediğim gibi biz hani o kadar profesyonel değiliz. Amatörce yapıyoruz ama yani dönüm seramız da yok. Bizim sadece 2-3 seramız var. 3 seramıza verdiğimiz 15 bin lira. Yani sadece 15 bin fide parası bu. 15 bin fide verdiniz. Peki fide fiyatları ne kadar? 4 lira. 60 bin lira. 3.25 galiba hatırlıyorsam biberin şeyi. Geri kalanlar 4 bin lira. Yani 50, değerli izleyicilerimiz 50 bin TL'ye yakın 3 tane sadece 2 dönümlük seraya fide parası veriyor üreticimiz. Kazanç var görünse var. Ama şey yapıyor. O kadar değil yani. Domatesin geliri biraz daha fazla değil mi? Fazla. Yani hesaplara göre bakarsak ama gideri düşünürseniz sadece 50 bin TL işçi kullanıyor musun Fatma Hanım? İşsiz olmuyor. Peki yani ben hesabı kafamda oturtmaya çalışıyorum. Şimdi bir önceki senelere göre mazot, gübre, naylon vesaire ucuzdu. Şimdi her şey 3-4 katı fiyatında. Fide 3-4 katı fiyatında. İşçi ve ücretleri 2 katına çıktı. Bu süreçte para kazanabileceğiz mi? Ben de ümitli değilim yani açık konuşmak gerekirse bu sene. Yani çok aşırı maliyetli. Bunu değerli izleyicilerimize söyleyelim. Yani, yetkililer duyun. Bence duyun artık yani bu üreticilerimizi, bu genç çiftçilerimizin moralini bozmayalım. Biz ziraat mühendislerinin de moralini bozuyorsunuz. Artık bir ülkemizde tarıma gönül vermiş, iş yapmak isteyen, üreten, katkı sağlamak isteyen hem bayanıyla hem erkeğiyle hem annelerimizle, ablalarımızla, kardeşlerimizle morallerini bozmayalım. Lütfen bizim üretmeye ihtiyacımız var diyoruz her programda. Lütfen Fatma kardeşimiz gibi üreticilerimiz bakın 50 bin sadece fide parası veriyor. Ara masraflarını söylemek bile istemiyorum. Buradan belki 100 bin lira kazanacak. Onu da bilmiyoruz. Belki 200 bin lira kazanacak. Onu da bilmiyoruz ama moraller her geçen gün bozulmasın. Morallerimizi yüksek tutmamız lazım. O yüzden genç çiftçilerimize destekleyelim. Bu ara serayı büyütmeyi düşünüyor musun? Düşünüyoruz. Yani destek var mı seraya büyükşehirden? Desteklerimizi aldık. Aldık. Ek bir tane çıktı mı? Bir tane çıktı. Bir tane aldık. İyi. Çok güzel. Onu kapattık. Yine de hani bazen böyle olumsuz konuşuyoruz ama bir sera desteğinin olması da güzel değil mi? Büyükşehir Belediye'mizin, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bazı sera projeleri var. Üreticilerimiz de yararlanıyor. Buradan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani yapılan iyilikleri de görüyoruz. Aynen. Yapılan
haksızlıkları da görüyoruz. Evet. Bunları da kesinlikle kenara atmıyoruz. Evet. Biz üretmek istiyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ederiz. O ayrı mesele ama ettiğimiz emeklerin karşılığını, yaptığımız hizmetlerin karşılığını hem biz hem üreticiler hem tüketiciler alsın istiyoruz. Evet. Sera yapmak kolay değil. Bugün sera naylonunun çok pahalı olduğunu biliyoruz. Damlama hattının, borunun, her şeyin bir maliyet yükü olduğunu biliyoruz. Evet. Sofralarınızda 30 lira, 40 liraya domates, biber, patlıcan yemek de istemiyoruz açıkçası. İstemiyoruz, evet. Ama bu maliyetler böyle olursa soframızda biz bu böyle görürüz. Üretim arttırıp, maliyetleri düşürüp sofralarımızda daha güzel, daha bol ürünler göreceğiz. Hem doya doya yiyeceğiz hem de ekonomik alım gücümüz bir nebze olsun. Hani daha sofralarımızda çeşit olacak. Sizler para kazanacaksınız. Morali bozmamak lazım. Başka domates, biber, patlıcan dışında... Salatalık var bir de. Yine sera da yapıyorsunuz. O da yine 500 bir dönüm. Orası da aynı 500. 500 metrekare, 500 metrekare. Aynen öyle evet. Söyleyeyim. Özür dilerim, ben sizi şaşırttım. 2 dönüm sera, 2,5 dönüm sera var. 500 metrekarelik. Yeni gelecek sera? Onu aldık. Bir daha gelecek. Şimdi yaptık. Yapılanlara bir daha oldu. O sera neredeydi? İleride. Ha o ileride. O içinde ne var? İçinde şu anda domates. Ha domatesi yaptın. O da 500 metrekare var aynı. Mı? Aynı. Bunlar kadar aynılarda. Yani oradan da sera faaliyete girmiş. İyi, evet. Güzel. Peki hasat zamanı ne yapıyorsunuz? Şimdi askıya aldık. Hasatlar başladı. Günlük topluyorsunuz. Aynen, haftada bunu da aynı. Pazarcı olduğunu söylediniz. Aynen. Yani haftada 3 gün topluyorsunuz. Biberi, patlıcanı da. Buraya geliyor mu alıcı ayağınıza? Pazarda siz kendiniz aynen, satıyorsunuz. Perakende'yi de biz götürüyoruz. Toptan da biz götürüyoruz. Taptaze haftalık biber yiyoruz. Patlıcan aynen. Yiyoruz o zaman aynen. Biz sofralarımızı. Tabii bunu toplama zamanı gelince sadece toplayıp da geçmiyoruz. Aynı gene suyunu. Domasa, başa dolaması. Aynı gene arasında bu otlar bitiyor. Bunları yolunuyor. Patlıcan da budama hala devam ediyor mu sonuna kadar? Ediyor. Alttaki o işe yaramayan yaprakları almazsak zaten bize külleme gidiyor. Yaşlanan yaprakları alıyorsunuz değil mi? Tabii arasında atarsak gene burada da aynı buhar oluyor. Yine aynı benek hastalığı olarak bize geri dönüyor. Peki içerideki nemi, havalandırmayı bir otomasyon yok. Tecrübeyle yapıyorsunuz aynen. 10 yıllık. Mesela çok aşırı sıcaklarda naylon örtüsünün üzerine kireç, aynen. Kül veya... ikinci ürüne geçersek tül yapıyoruz. Tül yapıyorsunuz. Aynen. Mesela bunu bozup da tekrar Ağustos gibi ekersek o malum sıcaklarda meyve daha küçük, sebze daha küçük olduğu için üstüne bir daha siyah bir tülümüz var. Bir de onu çekiyoruz. Ben şunu da sormak istiyorum. 500 metrekare yani buradan bir gelir gördük. Evet. Bütün mücadeleyi yapıyorsunuz. Domatesten gelir ne kadar? O 500 metrekareden ne kadar bekliyorsunuz? Onu artık yani kestiremiyorum. Hangi cins diktiğinizi bilmiyorum ama. Kuzey köy. Köy o tipi. Köy tipi diktiniz. Aynen köy tipi. Biz ondan memnun kaldık. Kaç bitki diktiniz oraya? 1500 tane. 1500 tane diktiniz. Yani oradan da o zaman yaklaşık. Geçen sene dikmiş miydiniz? İktim. Ne kadar aldınız biliyor musunuz 500 metrekareden? Ya gelir gideri götürdüğü için. Yok tonaj olarak soruyorum. Tonaj olarak bir buçuk ton almışızdır. Bir buçuk ton almışızdır. Çünkü 80 ton... kasa falan topladık bir toplamda. O zaman 2 tonu geçer. Geçmiştir aynen. 2,5 ton. Aynen. 500 metrekareden. Evet. Değerli izleyiciler yani bu bakımla alakalı. Daha aslında daha da fazla bakımla alabilirsiniz. Bakımla daha olabilir evet. 500 metrekare yerden yine 3 tona belki de yaklaşan domates alımı da gerçekleşmiş. Bu da iyi bir şey. İşte üreticimiz 500 metrekarelik seralardan mücadelesine devam ediyor. Hastalığıyla uğraşıyor, gübresiyle uğraşıyor vesaire. İşin organik tarafına da gidiyor. Bizim sağlığımızı da düşünüyor. Bu da güzel bir şey. Pazarcı olmanız bir avantaj. Sizin ürünleri eşinizle birlikte pazara arz etmeniz de güzel bir avantaj. Bence yapabilen, imkanı olan... Üretmeye heves olan herkes imkanı varsa açık tarlada yoksa evet. Serada bir şekilde üretime katkıda evet. Bulunabilir. Her ne kadar giderimiz fazla olsa da mutlaka bir gelirimiz de var. Var. İnşallah daha da iyi olur. Gelirlerimiz daha da artar. Ben ona inanıyorum. Bütün buradan toplanan ürünler taptaze soframıza geliyor. Organik geliyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Tuta dışında, beyaz evet, sinek dışında da çok, kırmızı örümcek dışında onları da basit çözümlerle, yapışkan evet. Tuzaklarla şey yapıyoruz. Çökerten olayıyla çok karşılaşmadığını söyledi evet. Zaten. Fidelerin virüsten ağrı gelmesi, yani aldığımız şirketlerin sağlam olması önemli. Çok önemli. Virüsten ağrı olmayan fide gelirse baştan hemen her şeyinizi bitirirsiniz. Evet. Ciddi manada fide parası veriyorsunuz çünkü. Fidelerinizin sağlıklı olması bu açıdan çok önemli. Evet.
yerinde toplanıp hasatı bitiriyorsunuz artık. Toplamaya başladığınız bitkileri bozduktan sonra serada ne gibi bir işlem yapıyorsunuz? Tekrar sürüyoruz. Hiç solarizasyon gibi bir şey yapıyor musunuz? Düşünüyoruz. Yani şey yapıyoruz onu. Ha. Yaptıktan sonra naylonlara kapatıyoruz bunu. Kapatıyoruz. Damlamayı. Aynen, evet. Damlamasında. Kapatıyoruz. Onu marula zamanı gelinceye kadar kapatıp dinlendiriyor. Onu da öğreneyim. Şimdi sezon Eylül-Ekim'e kadar aynen, devam edecek. Aynen. Ekim ayına kadar bitiyor. Ekim'de serayı dinlenmeye aldık. Kasım gibi marul mu dikiyoruz? Biraz daha geçiyor. Aralık başına yakın zaman yapıyoruz. Aralık'ın 15'i aynen, gibi. Aynen geçiyor. Hem yazlık hem güzlük ekim yaptığımız evet, için de marul da iyi para ha şu sıra. Evet. Keşke çok ekseymişsiniz. Evet. 15 liraya marul yiyoruz valla. Evet. Sofralarımızda aynen. 20 liraya ama o da azaldığından. Tabi bilemezdik. Çok olsaydı belki bu kadar aynen, olmazdı ama. Marul da olmuş olsaydı şu anda da iyi paraya satmış olurdunuz. O zaman kışlık ve yazlıktan bir şekilde bence para döndürüyordur. Elde ediyoruz. Bereket versin. Severek yapıyoruz. Önemli olan. Sevmezsen yapamazsın zaten bunu. 10 yıldır yapamadınız aynen. Değil mi? Tabii ki. Kendi işinizin bir nevi de patronusunuz aslında. Kesinlikle öyle. Yani imkanlar doğrultusunda daha iyi gelir sağlamak tabii istiyor herkes. Aynen. Ama zor. İçinde sürekli zor. Bir çocuk gibi bakıyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz. Çilek var. Domates var, biber var, seraların kontrolü var, evde çoluk var, çocuk var, aynen. Akşam yemek var, bulaşık var. Bir sürü problem var ama buna rağmen üretmeye devam ediyoruz. Koşturmaya devam. Allah sizlerden razı olsun, sayınızı arttırsın. İnşallah. Kazasız belasız yeni sezonlara, yeni İnşallah. Tüm üreticilerimiz için, bizim için, üreten herkes için Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu da çok güzel bir şey. Evet. Fatma Hanım, ben sizden çok güzel bilgiler aldım ama olur ya benim... sormayı unuttum. Sizin de söylemek istediğiniz, üreticilerimize aktarmak istediğimiz bilgiler varsa şunları da yapsalar iyi olur. Ben işte şunu ilk acemilikte şunu yaptım ama sonra şunu öğrendim dediğiniz durumlar söz konusu mu? Dediğim gibi biz de 10 senemizi verdik ama çok hatalarımız da oldu. Evet. Örnek veriyorum. Biz buna tek damlama borusu çekiyorduk. Evet. Yani sadece bunun arasına veriyorduk. İki bitkinin arasına. Bir tane veriyorduk. Evet. Tabii bu da ilk başta suyu alıyor ama daha sonra kökleri salıyor. Atıyorum diyorum buraya kadar geliyor kökü. Bir damlama yetersiz geliyor. Sulama sıkıntısı çekiyor. Sulama sıkıntısı. Suluyoruz ama dediğim gibi yüzeysel olup gidiyor. Bitki büyümüyor. Bitki büyüyemiyor. Evet. Başa gidemiyoruz. Olmayacak. Ha, bunu öğrendik. Dedik ki iki tane çekelim daha iyi olur. Dediğim gibi malçlaman ayrımını bilmiyorduk. Yani yaptık iki senedir yapıyoruz biz bunu. Bunlarla memnun kaldık. Bitki içindeki malçlaman ayrımı sayesinde içinde nemli kalıyor. Daha çok kök atıyor. Daha kökü sağlam oluyor. Ot bitmiyor. Ot bitmiyor. Evet. Atıyorum aralarındaki ot bitse bile bunu yolup atabiliyorsun ama bunu dibine bir şey yapmadan da halledebiliyoruz sonuçta. Evet. Bunları öğrendik. Havalandırmayı öğrendik. Sera içerisindeki. Sera içerisindeki dışındaki havalandırmalarını açıp kapatmayı öğrendik. Yani neyi ne kadar açacağımıza, bir tarafını açıp bir tarafı kapatacağımıza öğrendik. Çok güzel. Daha sonra bu tüylerimizi bilmiyorduk. Daha yeni bunlar. Don örtüsü değerli izleyicilerimiz. Aynen, tüyümüzü öğrendik. Bunlar sayesinde donlardan, eksilerden kurtarıyoruz biz. Eksiye düştü mü hava bunların üstüne çekiyoruz. Tabii daha askıya alınca bir şey yapma şansımız yok ama. Ama askıya alıncaya kadar da artık hava ısınıyor. Artık ısınmış oluyor. Evet. Burada biz şu anda Nisan ayı içerisindeyiz. Mayıs'ın ilk haftasına kadar bir tehdit söz konusu. Mayıs'tan aynen. Sonra da Allah'ın izniyle evet. Bölgede havalar isınmış ciddi olacak. Anlamda ısınmış olacak. O da bizi ne yapar şey yapmaz. İşte tecrübe neyle kazanılıyor? Aynen, hatalarla. Hatalarla yaptığımız işlerle kazanılıyor. Biz de aynı. Ben meslek içerisinde sizin gibi değerli çiftçilerle sürekli gezerek, yani okulun bize kattığı bilgilerin ziyade sahadaki uygulamalarla biz kendimizi geliştiriyoruz. Hala öğrenmeye devam ediyoruz. Gezdikçe, gördükçe her gün yeni şey öğreniyoruz. Evet. Bilginin sınırı yok. Bugün siz de gerçekten araştırmışsınız. Bakın bir gülleci bulamacını bir ökse otundan ağzına ilaç okunarak, sağdan soldan duyularak, araştırarak, konuşarak öğreniliyor. Denenerek öğreniliyor her şeyden önce. Evet. Çiftçinin denediği ve sonuç aldığı her şeyin bence iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da siz zaten hala araştırma içerisindesiniz. Mesela yeni şeyler araştırıyorsunuzdur mutlaka. Tabii ki. Gezerek. Gezerek bakıyorsunuz. Gerek. Böyle şeye gidiyor musunuz? Gittiğinizde mesela işi yapıyorsunuz ya. Evet. Bir seraya gittiğinizde mesela önce neye bakarsınız? Nasıl dikmişler diye. Nasıl dikmişler? Neymişler? Kenarlarındaki otlara bakıyorum başta. Evet. Nasıl yapmışlar? Daha modern seralara gittiğinizde neye bakıyorsunuz? O kadar bir gitme şansım olmadı. Gidersem eğer hani dediğim evet. gibi dikimine bakacağım.
aralıklarına bakacağım. Ne kadar evet. dikmişler, ne olmuş diye. Hani diğer komşu kasabalarımıza gittiğimiz zaman dediğim gibi nasıl dikmişler, arasını nasıl bırakmışlar, ne gibi gübre atmışlar, çeşitleri neler, bizim oraya da o olur mu, hani rakımın bilmem nesinden diye. Onları da yani düşünüyoruz. Her gittiğimizde bir şey öğrenip de geliyoruz. Çok güzel bir şey. Demek ki gittiğimiz her yerde öğrendiğimiz bilgiyi buradaki elimizdeki seralarımıza uygularsak çok güzel sonuçlar olur. Tabii ki. Sera kurmak isteyen üreticilerimize şöyle neler söylemek istersiniz? Serada üretim yapmak isteyenlere, açıkta çilek yapmak isteyenlere. Severek yapsınlar yeter. Bir işi severek yaparsan zaten o geliyor. Geldi. Geldi. Maliyet sen hesabını iyi yapsınlar ama. Tabii ki. Gelir gider de mutlaka değerli izleyicilerimiz iyi yapın. Şimdi evet. günümüz hesap devri. Evet, sevmek senin. Başka bir şey. Aynen. Seviyorum ama param yok. O zaman işte o imkanı. O imkan evet. O imkan da zor. O imkanı evet. yaratacak veya o imkanı bize sunacak kişilere kafamızı vuracağız. Mutlaka ben üretmek istiyorum. Seviyorum da. O zaman sesimi duyuracağım. Evet, bizler de aracı olalım. Destek, aynen. Genç çiftçiler, olsun. Genç üreticiler, ablalarımız ve sevgili kardeşimiz Fatma Hanım gibi binlercesinin sayısını çoğalırsa biz mutlu oluruz. Evet. Çok güzel özetledi. Severek, her işini severek yapan herkes evet. Her işte başarılı olur. Allah'ın izniyle. Evet. Yüzü güler. Alın teri. Alın teri. Haramsız, yalansız, aynen. dolansız bir üretim var burada. Evet. Meyvelerin lezzetinden yenilmemesi lazım ki biz de mutlaka yediğimiz zaman da o lezzeti alacağız aynen, inşallah. Aynen. Çok teşekkür ediyorum Fatma çok Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi burada ağırladınız. Çilekle ilgili de güzel bilgiler verdiniz. Serada yaptığınız, aslında sizin her daim yaptığınız işlerdi bize söylediniz ama evet. biz söyleşi tarzında biraz daha böyle hani çok teknik detaylara girmek istemiyorum. Bir fidedeki hastalığı detaylı konuşabilirdik. Bir şey yapardık ama yüzeysel bazı konularda bilgi verdik. Evet. Yapılan işleri üreticilerimize aktardık. Burada bir emek var. Emeğe inşallah hepimizin saygısı var. İnşallah. Son olarak neler söylemek istersiniz? Tekrar dediğim ondan sorayım. Gibi zor bir iş. Ama götürüsü derken arada kaynamayalım diye uğraşıyoruz biz de. İnşallah. İnşallah. Göreceğiz bakalım bu sene nasip. Senenin maliyetlerini. İnşallah yüzümüz güler. İnşallah. Aynen. Allah herkesin yüzünü güldürsün. Amin. Herkes kazancına bol olsun. Çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, güzel bilgiler vermeye çalıştık. Verdiğimize de inanıyorum. İnşallah üretmek isteyen, üretmeye gönül vermek isteyenlerin hepsine Allah kolaylık versin. Tüm üreticilerimize Allah kolaylık versin. Bir başka programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.